Biz şu anda Ankara Karacaören Otopazarı'ndayız. Şu anda geldim, geziyorum, bir araba almak istiyorum ama baktım fiyatlar çok uçuk. Genelde Ankara'da çok tutulan bir araç Ford Focus diye belirtelim şöyle. Ford Focus 2 bu arada bu. Bütçeme göre de alacak gibi değilim. Ben kendim galeri esnafıyım. Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum. Bu şekilde yerleri kiralayabiliyorsunuz. Bu kiraladığınız yerlerin günlük ücreti şu an 100 lira oldu. Tabii ki biz de mutlu değiliz. Fiyatların düşmesini tabii ki biz de istiyoruz. Ama yalnız şöyle bir durum var. Şimdi lokantacısı da, simitçisi de, büfecisi de, bakkalcısı da hep aynı işi yaptığı için bu bizim camiamızda şöyle geçiyor. Arada gezen alsatçılar diyoruz biz. Vergi mükellefi olmayan, bu işten anlamayan, 100 bin liraya alıp 150 bin liraya satan, 150'ye alıp 200'e satan, bu şekilde fiyatlar yükseliyor. Fiyat için 580 bin lira diye belirtiliyor. İsterseniz içini de şöyle göstereyim. Mehtapistan kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 30 Temmuz 2023 tarihli otopazarındayız. Tarihi özellikle belirtiyorum. Çünkü videoyu bazen yayınlamakta geç kalırsak bu fiyatlar da değişirse sizler bu konuda referans alın diye tarihi belirtmek istiyorum. Arkadaşlar ilk önce buranın yerini bir belirteyim. Hemen hemen her videomun altında bu tarz bir yorum oluyor. O yüzden yerini söylemek istiyorum. Biz şu anda Ankara Karacaören Otopazarı'ndayız. Buranın yeri neresi arkadaşlar? Ankara'nın Altındağ ilçesinde ve şu arkamda görmüş olduğunuz Karacaören Tokiler'in karşısında. Bu navigasyonla gelenler için bir referans noktası olabilir diye özellikle belirtiyorum. Dolmuş veya otobüsle de gelmek isterseniz burada hem dolmuş hem de otobüs önünden geçiyor. Hatta durakta otopazarının girişinde mevcut arkadaşlar. Bunu öncelikle belirtmek istiyorum. Ardından otopazarında bir tur atacağım. Genelde yapmaya çalıştığım farklı marka modellerden fiyatlar sizlere göstereceğim. Bu ara sizlerin de bildiği gibi fiyatlarda sürekli bir artış var. Bu hafta gördüğünüz fiyatları belki gelecek hafta göremeyebilirsiniz. Onun için bu videoyu izlediğinizde eğer araç hala satılmamışsa belki sizlere de referans olur diye böyle bir tur atıp hem de fiyatları öğrenmeniz için sizlere video çekmek istedim. Arkadaşlar her şeyde olduğu gibi otopazarında da bir fiyat güncellemesi yapıldı. Uzun süredir burada bir artış yoktu, onu belirteyim. Fiyat güncellemesi dediğim nedir? Burada bir yer kiralıyorsunuz. Yorumlarda da soranlar oluyordu. Bunun gibi işte örneğin şurada M34 yazıyor. Bu şekilde yerleri kiralayabilirsiniz. Bu kiraladığınız yerlerin günlük ücreti şu an 100 lira oldu. Önceki gün rezervasyonunuzu yaptırıp ertesi gün gelip arabanızı rahatlıkla burada satışa sunabilirsiniz. Arkadaşlar ilk olarak ticari bir araçla başlıyorum. Ford Courier diyorum. Bu 2017 model bir araç. Acil satılık diye satan arkadaşımız belirtti. Şöyle size aracı göstereyim. Değişeni yok. 3 parça lokal boya var dedi. Şöyle etiketini de sizlere göstereyim. 2017 model bu aracımız. 160 bin kilometrede. Ulaşmak isteyenler için cep telefonunu da şöyle göstereyim. Ekran kaydı alıp bakabilirsiniz. Fiyat için 580 bin lira diye belirtiliyor. İsterseniz içini de şöyle göstereyim. Satan arkadaş acil dediği için şöyle inceleyin istiyorum. Belki alıcısı sizlerden birisidir. Şöyle içini göstereyim. Temiz görünüyor araç. Tabii ki detaylarını yine satıcıyla görüşmek isterseniz görüşebilirsiniz. 2017 model bir Ford Courier arkadaşlar. Fiyatı da 580 bin lira. Sonrasında devam edelim arkadaşlar. Şimdi burada da bir Tofaş Kartal var arkadaşlar. Onu da sizlere göstereyim. Hani biraz daha düşük araç arayanlar için bir de bagajı geniş olsun derseniz böyle bir araç gösterebilirim size. 99 model bir Kartal bu. Arkadaşlar telefon numarasını da şöyle sizlere göstereyim. Aracın içerisinde 20 bin liralık bir ses sistemi var. Motoru yeni yapılmış. Araç gayet temiz. Hani derler ya yürüyeninde sorun yok diye. O şekilde belirtti satan arkadaşımız. Fiyatta da pazarlık var diye belirtildi, onu söyleyeyim. 195 bin lira fiyat istiyor. Ama yine de arayanlar için biraz bir pazarlık payı vardır diye belirtti. Arkadaşlar şimdi burada bir abimiz araç pazarında geziyor ve genel olarak fiyatlara bakıyor. Genel olarak onun da fikirlerini bir alalım sizlerle birlikte. Sizler bu şekilde gezdiğinizi söylediniz. Şu anda geldim, geziyorum, bir araba almak istiyorum ama baktım fiyatlar çok uçuk. Bütçeme göre de
alacak gibi değilim yani. Böyle gezip dolaşıyorum. Gezip dolaşmaya gelmiş gibi oldunuz. Peki sizce düşer mi? Yani böyle bir beklenti var mı sizlerde? Düşmez, düşmez. Peki artış bu şekilde devam ederse ne olur yani? Sonumuz vallahi, derler yani. Şu sonu kimse bilmiyor. Bu şekilde devam edebilir bu şekilde... Gider, devamlı gider. Benim şeyime göre yükselir devamlı. Umarım kısa sürede siz de istediğiniz aracı alırsınız diyelim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar burada da 2004 model bir Renault Megane var. Megane 2 olarak geçiyor. Şöyle sizlere aracı göstereyim öncelikle. Sonrasında bilgilerini özellikle etiketin yanında söylüyorum ki etiketten bakıp karşılaştırmak isteyen, aramak isteyen olursa diye. 2004 model 1.6-16 valve otantik paket diye geçiyor. 190 kilometrede değişensiz 3 parça boya var diye belirtildi. Takas olur diye de belirtildi arkadaşlar. Ulaşmak isteyenler bu numaradan ulaşabilirler. Ekran kaydı alarak şöyle size aracı da göstereyim. Bu Megane 2'nin Karacaören otopazarındaki fiyatı 420 bin lira. Şöyle tekrardan devam edelim. Bir Ford Connect var arkadaşlar. Bu da 2010 model. Şöyle aracın etrafından yine göstereyim sizlere. Bir ticari, bir normal araç çekerek şöyle devam etmeye çalışıyorum. Mümkün mertebe farklı marka modellerden devam edeyim istiyorum. 2010 model 1.8 dizel 90'lık bir araç. Full artı full diye de belirtilmiş. Deluxe paket arkadaşlar, değişensiz. Yine takas olur diyorlar. Bu araca ulaşmak isterseniz az önce çektiğim Megane 2'nin üzerinde etiketinde yazan numaradan ulaşabilirsiniz. Bunda da 4-5 parça boya var diye belirtildi. Bu aracın da fiyatı 428 bin lira bu otopazarında. Ulaşmak isteyenler bu Megane 2'nin üzerindeki numaradan ulaşabilirler. Arkadaşlar genelde Ankara'da çok tutulan bir araç. Ford Focus diye belirtelim şöyle. Ford Focus 2 bu arada bu. Zaten takip edenler bilirler. Bende de bir Ford Focus 2 var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere aracı. Geliyorum etiketinden ekstra bilgiler verelim arkadaşlar. Bu Ford Focus 2 1.6 TDI, işte tahmin edersiniz dizel. 2008 model arkadaşlar. Kilometresi 227 binde. Ulaşmak isteyenler bu aracın üzerindeki etiketteki numaradan ulaşabilirler. Almak isteyenler fiyat için 537.500 lira yazmışlar. Araç manuel. Bu arada onu da göstereyim. İçini şöyle bir kısaca sizlere açayım. 2008 model bir araç arkadaşlar. Şu kısmı da gösterelim. Göğsü de görmek isteyenler varsa. İçi de bu şekilde arkadaşlar. 2008 model Ford Focus 2'nin fiyatı 537.500 lira. Bu Karacaören otopazarında arkadaşlar. Bu arada bir parça değişen, 3 parça da boyası var bu Ford Focus 2'nin. Evet arkadaşlar, bir Fiat Linea diyelim. Bunu da sizlere göstereyim. Bu arada rengi çok güzelmiş. Onun için buraya doğru geldim. Hem de söylediğim gibi farklı marka modeller geziniyorum şöyle. Arkadaşlar bu Fiat Linea 2008 model 1.3 Multijet Linea Emotion paketi. Kilometresi 240 binde. Etiketini de sizlere şöyle göstereyim. Numarasına hani ulaşmak isteyenler olursa numaradan ulaşsınlar diye. Bu araç için değişensiz diye satan arkadaşımız belirtti. Birkaç parça boyası var bu Linea'nın. Bu aracın da fiyatı 385 bin lira bu otopazarında. Arkadaşlar şimdi pazarda satış yapan Enes Bey var. Enes Bey de burada geliyor, işte yer kiralıyor, böyle satışını yapıyor. Enes Bey'in fikirlerini merak ediyoruz satış yapan birisi olarak. Sonuç olarak o da araçları bu şekilde alıyor. Piyasanın genel durumunu bir de Enes Bey'den dinlemek istiyoruz. Enes Bey hayırlı satışlar. Teşekkür ederim. Şimdi Enes Bey bir süredir araç satışlarında bir nasıl diyeyim, hem satışlarda bir durgunluk bazen söyleniyor, hem de fiyatlar sürekli bir artışta, herkes isyanda. Evet. Sizin bu konuda bir satıcı olarak fikirlerinizi merak ediyoruz. Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Ben kendim galeri esnafıyım. Hı hı. Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum. Tabii ki biz de mutlu değiliz. Fiyatların düşmesini tabii ki biz de istiyoruz. Ama yalnız şöyle bir durum var. Şimdi lokantacısı da, simitçisi de, büfecisi de, bakkalcısı da hep aynı işi yaptığı için bu bizim camiamızda şöyle geçiyor.
arada gezen alsatçılar diyoruz biz. Vergi mükellefi olmayan, bu işten anlamayan, 100 bin liraya alıp 150 bin liraya satan, 150'ye alıp 200'e satan, bu şekilde fiyatlar yükseliyor. Şimdi biz esnaf olduğumuz için genelde vatandaşlara hizmet veriyoruz. Aynı zamanda piyasadan uygun alıp uygun verdiğimiz için bir şekilde ekonomi araba satışı yönünden rahat bir şekilde dönüyordu. Siz bir şekilde devam ettiriyorsunuz. Aynen öyle, ama işte vergi mükellefi olmayan vatandaşlar genelde bu aralarında işte fiyat yükseltip araç satmaya kalkıp hani bilinçsiz bir şekilde piyasa değerinde alıp piyasanın üstüne satıyorlar. İster istemez sahibinden.com'da da yani bir ciddi anlamda bir rağbet oluyor, bir rekabet oluyor. Ondan gören öyle bir fiyat yazıyor. Ondan gören öyle bir saçma piyasayı sapan bir... Piyasayı bu şekilde yükselttiler diyorsunuz. Tabii piyasayı bu şekilde yükselttiler. Saçma sapan bir hale geldi. Yani açıkçası şöyle, örneğin birisinin parası var, ben alayım işte bu arabayı şu fiyata, sonra satayım diyerek üstüne 10, 20, 30 koyarak bu şekilde de yükselmiş olabilir mi diyorsunuz? Aynen öyle, bu şekilde yükseliyor. Bunun başka zaten bir açıklaması yok. Yani devletin de elinden geleni yapmasını rica ediyoruz. Vergi mükellefi olmayan vatandaşlara bu şekilde satış yapmalarını hani daha çok bir inceleyip takip alsalar biraz en azından hem vatandaşlar için hem galeri esnafı için de çok iyi olacak. Çünkü biz yani bugün 200 bin liraya araç veriyoruz. Yarın döndüğümüzde aynı aracı aynı fiyata alamıyoruz. Yani yapmamızın bir mantığı kalmıyor. Bunun için de biz vergi ödüyoruz, sigorta ödüyoruz. Algısı oluyor, vergisi oluyor. Yani kazanamıyoruz Vergi yani. Mükellefi olanlar biraz daha en azından işimizi takip edebilelim istiyorsunuz. Tabii ki de en azından yetki belgemiz var. Bütün evraklarımız tamam. Biz bu işi yapıyoruz. Biz de neticesinde bu işten ekmek yiyoruz. Devletten de rica ediyoruz yani artık hani bu işe bir el koysunlar istiyoruz. Türkiye'nin her yerine gidip araç bulup temin edip burada vatandaşların işi görürsün. Biz de hani 3-5 kuruş ekmek yiyelim diye dükkan kiramız var, vergimiz var. Hepsini ödediğimiz halde ama bu arada gezen alsatçıların yüzünden maalesef piyasa şişti yani. Sırf bu yüzden şişti. Bir de büyük galeri esnafları sıfır araçları toplu bir şekilde alıp da ellerinde stok yaptıkları andan itibaren zaten böyle bir şey oldu. Ha şu anda zaten onlara geçit vermiyorlar. Evet, bununla ilgili biraz sıfır araçların üstüne var. Fiyat koyamayacaklar artık. Hepsinde onların da önü kesildi. Bu yönden dolayı devletimize teşekkür ediyoruz. Arada gezen vergi mükellefi olmayan alsatçıların da artık aradan kalkmasını istiyoruz tabii ki de yani. Umarım en kısa sürede çözülür. Gerçekten helal yoldan para kazanmanın ne olduğunu herkes anlar. Sizlerin de işine engel olmadan herkes vergisini vererek bu işini yaparsa zaten ekstra bu şişirilen fiyatlar da belki bu şekilde çözülmüş olur. Evet. Enes Bey, size çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Hayırlı ederim. Satışlar sağ olun, diliyorum. Allah razı olsun. İşiniz gücünüz kolay rast gelsin. Gelsin. Hayırlı sağ günler. Olun, sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun. Biz şöyle devam edelim arkadaşlar pazarda. Burada da arkadaşlar Peugeot 207 var. Gayet şık bir araç. Biraz da modifiyeli diyebileceğimiz bir araç arkadaşlar. 2011 model bu Peugeot 207'nin durumundan bahsedelim. 1,5 parça boya var bu araçta. Değişensiz diye özellikle belirtilmiş. Kilometresi 290.000'de arkadaşlar. Ulaşmak isteyenler bu etiketteki numaradan almak isteyenler ulaşabilirler. Fiyatı da 465 bin lira bu Peugeot 207'nin. Arkadaşlar bu Peugeot 207'de bir de ses sistemi var. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Şöyle içinde de bakmak isteyenler varsa onu bir göstereyim. Kapıyı açayım bir saniye. 2011 model bir araç. Ona göre değerlendirmek isteyenler bu şekilde içini de inceleyebilirler. Ayrıca ses sistemini de sizlere göstermek istiyorum. Bunun da fiyatta etkisi olduğuna eminim arkadaşlar. Peugeot 207'nin fiyatı tekrardan söyleyeyim. 460 bin lira Ankara Karacaören Otopazarında. 1991 model bir Renault Broadway var arkadaşlar. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Böyle param az, bütçem biraz kısıtlı derseniz bu aracı da düşünebilirsiniz. Bu araçta şöyle bir durum var. Motoru yeni yapılmış. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Ayrıca muayenesi de 2-3 ay önce yapıldı diye satan abimiz belirtildi. Arkadaşlar. Şöyle onu da kısaca sizlere göstereyim. İçinin durumu bu şekilde. 91 model. Yaşını siz artık hesaplarsınız. Yani hani biraz daha düşük bütçeli bir araç bakıyorum derseniz Broadway'i düşünebilirsiniz. Bir de sizlere ulaşmak isterseniz diye etiketin üzerindeki cep telefonu numarasını göstereyim. Ola ki bu Broadway'i düşünen almak isteyenler olursa buradaki numaradan ulaşabilirler arkadaşlar.
Bu otopazarında 91 model Renault Broadway'in fiyatı 150 bin lira. Evet arkadaşlar, bugünkü otopazar turumuzdan benden bu kadar. Genel olarak fiyatları sizlere şöyle göstermiş oldum. Fiyatlar şu son dönemde ne yazık ki yine sürekli artış durumunda. Ama devletin aldığı tedbirler belki bunu biraz da etkileyecek ya da belli bir rayda artık kalacak diye ümit ediyorum. Arkadaşlar, Karacaören otopazarı için belirtmem gereken ayrıca bir durum var. Örneğin pazar günü bu aracı beğendiniz, pazartesiye kalmasın, hemen işimi halledelim derseniz otonomide bir tane noter pazar günleri açık oluyor bu işlem için. Bazen otonomideki eğer açık değilse ayda bir defa da Akyurt'ta bir noter bu işlem için açık bulunuyor. Eğer ki işlerinizi halletmek isterseniz bu şekilde de araç satışınızı yapmış olursunuz arkadaşlar. Otopazarının durumu genel olarak bu şekilde. Fiyatlarla ilgili sizlerin de yorumları varsa lütfen yorumlarda buluşalım. Mehtap İstan'dan bugünlük bu kadar. Farklı videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.